Arkadaşlar bugün 85 model 520 BMW motoru söküyoruz. İkinci araca bir bakacağız arkadaşlar. Motorumuzda ne var? Yağ balçık gibi olmuş. Silindir kapak çontasından mı? Blok mu çatlak? Çünkü söyleyen arkadaşım bir tanesi demiş ki blok çatlak. Aracımızın içi bu arkadaşlar. Aracımız çok temiz, düzgün bir araç. Döşemeleri falan harika. 10 numara döşemeleri var. Öyle diyeyim size. Aracımızda daha önceden tesisat varmış, sökmüşler. Tavan döşemiz. Çok güzel, temiz bir araç. Bakalım biz bu aracın şu anda motorunu söküyoruz. Klasik. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi motor içimizde bu. Motorumuz o. Emme manifoldumuzu ayırdık. Şimdi yerinden çıkartacağız. Sizler de görün dedik. Evet arkadaşlar. Emme manifoldumuz. Emme manifoldumuzu çıkarttık. Tabii biz devam ediyoruz. Aracın ilk önce silindir kapağını ayıracağız. Bakacağız. Contadan mı suya yağ karıştırmış? Yağ su karıştırmış. Yoksa hakikaten bu aracın motorunda çatlak mı var? Bunu hep birlikte göreceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracın içindeki yağ tahin pekmez gibi olmuş. Aynen öyle. Aracın içindeki yağ tahin pekmez gibi olmuş. Şimdi bakacağız, göreceğiz bu araçta ne var. Hep birlikte göreceğiz. Balçık deryası, balçık. Aracın yağı balçık. Evet arkadaşlar, trigger kayışımızı da aldık. Şimdi geriye egzozumuzu alıp ondan sonra kapak saplamalarımızı sökmeye başlayacağız.
bakma saplamalar, incelme var. Aynen bu. İncelme var saplamalarda. Aynen. Bütün saplamaları değiştiririz Enes. Hepsi DNA. Aynen. Bütün saplamaları değiştiririz Enes. Bunu böyle yereltiden toplamışlar da bu iş böyle olmaz. Bütün saplamalar değişecek. Yakınladı. Evet, kesim kaldırabilirsin. Bu boy. Alalım. Bu boy. Neyse, sen al diyor. Dur, bir şey var burada. Aynen, versene bir tonu. Mekül, sadece burayı çekme abi, beni de çek kardeşim, ben de çekeyim. Hadi alalım. Şöyle bir koyalım. Bu tarafa geçeyim. Dur dur dur, tek başına alma. Tek başına alma. Ters çevirelim şimdi. Evet. Oo, evet. Büyük ihtimalle bu. Bak, bu göz su olmuş. Bu iki göz, saplamaların sıktığı gözler su olmuş. Cuntal alemde. Çontanında bir şey gözükmüyor. He? Çonta yeni koymuş zaten. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Enes. Bu çonta basmamış. Mümkün kuras kırk. Çonta basmamış ama bak yapışmamış hiç. Bak. Basma yok. Büyük ihtimalle bunun yüzeyi atık olabilir motorun. He? Taşı versene bana. Enes. Taşı alalım. Enes. Yüzey atık olabilir. Buraya bastı. Enes, bak yavru gel. Bak yavru, buralara basmıyor biliyor musun? Bak, taş yok. Bak, aralara basmıyor biliyor musun? Bu yüzeyde bozukluk var. Bak, buraya bastı, buraya bastı, buraya basmadı. Bak, conta basmamış. Yüzey bozuk herhalde bunda. Ama gene de bu nereden? Ama yine her ihtimale karşı teste gidecek kapak. Bu lazım. Test. Test. Ondan sonra rektifiyecimizi çağıracağız. O da gelecek, görecek. Blok yüzeyi basmıyor. Bu lazım test. Bu makrata lazım. Bu aynı. Taşlanacak. Aynı bu. Aynen. Taşlanacak. Blok
yüzeyi bir iki mahalle taşlanacak, çatlak yoktu. Nerede makrata makene? Su sıcak, makene var. Sıcak su? Ha? Var var. Ha, lazım. Test bırak. Yapıyorlar. Yani bu hepsi blok problem. Bu problem. Problem bu çok güzel gözüküyor. Bu font. Font az. Abi hem o hem de ben sana diyeyim yani bu conta da hiç basmamış. Ha, bu da yok. Hiç basmamış görüyorsun. Pırıl pırıl çıktı conta. Bu conta normalde bak burada. Yapışması lazım. Burada var. Burada. Aha. Burada. Basmamış hiç aralara bak. Belli aralar. Conta basmamış hiç. Arkadaşlar, videomuzu burada sonlandırıyoruz. Arızamız belli gibi. Kapağımızı teste götüreceğiz. Teste, kapakta çatlak var mı yok mu göreceğiz. Ama gözüken silindir kapak contamız hiç yüzeye basmamış gibi gözüküyor. Sanki blok yüzeyinde atıklık var. Bakın, taş vurduk az önce. Taşın vurduğu yerler nasıl parlıyor bakın. Şöyle yandan gösterirsek size, bakın vurmadığı yerler var, taşın değmediği yerler var, taşın değmediği yerlerde parlaklık yok. Yani bu da demek oluyor ki blok yüzeyimizde atıklık var. Tabi videoda kamerada ışıkta pek belli olmuyor. Şöyle yapsak bakalım. Evet, bakın burada belli oluyor. Işığı şöyle tuttuğumuz zaman bakın parlak olan yerler taşın değdiği yerler, siyah olan yerler ise taşın değmediği yerler. Yani bu demek oluyor ki blok yüzeyimizde atıklık var. Blok yüzeyimizde atıklık olduğu için contamız da düzgün basmamış. Büyük ihtimalle arızamız bu. Ama biz gene de her ihtimale karşı silindir kapağımızı teste sokacağız. Testten sonra motorumuzu indireceğiz komple. Blok yüzeyini de taşlatacağız. Hatta indirmişken bloğu da bir teste sokarız. Ondan sonra arabamızı toparlamaya başlayacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu videomuzu burada sonlandırıyoruz. Allah'a emanet olun. Aracımızı toparlarken de videomuzu çekeceğiz, yayınlayacağız. Devamını oradan izlersiniz artık. Hayırlı günler.